Ziraat mühendisi. Tarımdaş mühendisine kez selamünaleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar, bugün sizlere yaşlı verim, saçları nasıl gençleştirebiliriz, tarıma nasıl kazandırabiliriz? O konu hakkında güzel bir bilgilendirme video çekmek istedim. Çünkü malum biliyorsunuz, bir fidan diktiğimiz zaman ticari gelir kazanmak için en az 6-7 yıl geçmesi gerekiyor. Hani 2-3 yılda verim alabiliyoruz ama ticari değerde almak için 6-7 yıl kadar bakmamız gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bu şekilde yaşlı olan ağaçlarımızı tabandan güçlendirerek ve gerekli işlemleri yaparak bu şekilde daha güzel genç sürgünler göre çekerek tarıma kazandırıyoruz. Biz bunu sadece bu bir ceviz ağacı, ceviz ağacına değil başka ağaçlarda da uyguladım. Ben hemen onları size de gösterip nasıl yaptığımızı anlatalım. Bu da bir tane kayısı ağacımız değerli dostlar. Bakın çöğünü buradan görüyorsunuz. Ne kadar kalınlıkta. Bu ağaç bayağı bir verimden ve kaliteden düşmüştü. Bunu buradan şu an göremiyor. Şuradan gençleştirme yaptık. Bu da buradan kesilecek dalı. Bunu da buradan keseceğiz. Bu şekilde genç bir sürgüde ve yatırdık. Bu şu an bize bir 6-7 yaşındaki bir ağaçtan daha fazla verim veriyor. Öyle diyebilirim sizlere. Değerli dostlar, peki biz bu işlemi nasıl yapıyoruz? Onu anlatmadan önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben bu videoyu bir çiftçimin özel isteği üzerine çekiyorum. Şu şekilde anlatayım. Biz ağacı ilk başta tabandan güçlendirme yapıyoruz. Ağaç tabandan güçlendirdiği zaman ne yapıyor? Direkt sürgüne çalışır. Ve bunu sonbaharda veya erken ilkbaharda tabandan güçlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra işte yazın Mayıs-Haziran aylarında tekrardan azotlu gübreyle iyice ağacı yeşil aksama çalıştırmaya çalışıyorum. Bakın bu bir elma ağacımız. Daha bakın burada çürü duruyor. Daha öncesinden bu ağacın verimden düştüğünü ve uç sürgünlerinde hastalık olduğunu gördüm. Fidan dikecektim. Düşündüm ama fidanı tarıma kazandırmak için dediğim gibi 6-7 yıl hamallık yapmamız gerekiyor buna. Bu şekilde ince bir sürgün bıraktım başta. Bu sürgün bu kalınlığa gelinceye kadar ağacımı da kesmedim. O ağaçtan aynı şekilde verimimi elde etmeye çalıştım. Verim de elde ettim. Bunun kalınlığına geldiğinde şuradan kestim ve bunu anaç olarak bıraktım. Bakın şu şekilde. Şu an bundan da çok güzel de verim ve kalite elde ediyorum. Dediğim gibi tabandan güçlendiriyoruz. Ağacı genç sürgüne çalıştırıyoruz. Ağaç genç sürgüne çalıştığı zaman ise bunu gerektiği yerden sürgünün olduğu yerden kesip bu işleme çeviriyoruz. Ben bunu sadece bu ağacımda yapmadım. Birçok ağacımda yaptım. Cevizde gösterdim size. Bu kaşta da gösterdim. Bu da elma ağacı. Bunu farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Hiç bazen ağaçta sürgün yoksa bile ağacın tabanı güçlüyse ağacı direkt keserseniz bazen sürgüne çalışıyorum. Bazı ağaçların tabanı güçlü olmadığı için bu sürgüne çalışmıyor biliyor. Hani ben onun için özellikle tabandan güçlendirme yapın diyorum sizlere. Ve bu yaptığım işlemleri ben hepsini kendi bahçemde uyguladım değerli dostlar. Bir çiftçimize ben daha öncesinden önermiştim bu işlemi. Başka bir çiftçi şey demişti, hani böyle bir şey olmaz, hani verimli ve kaliteli olmaz. Ben uyguluyorum ve bakın kendi bahçemde, kendi arazimde sizlere göstermiş olduğum şekilde ağaçtan verim ve kaliteyi elde ettik. Özellikle mesela benim bahçem kuzey yamaçlı. Kuzey yamaçlı bahçelerde ağaçları güçlendirmek cidden çok çok zor. Çok fazla suni gübre kullanmanız gerekiyor, hani zirai gübre. Bu şekilde yaparak daha güzel verime yatırabiliyorsunuz. Ben önümüzdeki günlerde bahçe toprağını yumuşatacak şekilde bahçe yapraklarının özel bir gübresini sizlere paylaşacağım. Hani onun için de bu arada kanalıma abone olup hani takipte kalabilirsiniz. Veyahut da dediniz ki baktınız ağaç istediğiniz verim ve kaliteden düştü. Ağacı aşı da atabilirsiniz. Mesela bu şekilde göstereyim. Bu çok eski bir aşı. Bizim uzun elma ağacımız. Bunun sürgünler böyle dik gider. Hani bu ağaçta taşlandırma yapma imkanınız yoktur hiçbir zaman. Taca yatmaz bu ağaç. Öyle bir lüksü yok. Sadece verime yatar. Ağaç meyvelerinden dolayı dallar yan yatabilir. Sadece bu işlemi yapabiliyoruz bu ağaçta. Taşlandırmaya çok çalıştık ama ağacın cinsi ve özelliği gereği böyle bir işlem yapamıyoruz değerli dostlarımız. Sizler de ağaçlarınızı gençlendirmek için bu yöntemleri uygulayabilirsiniz. Sizler için çekebileceğim özel videolar var. İsterseniz yorum yapabilirsiniz. İmkanımız ve ortamımız, şartlarımız uygunsa sizler için de video çekeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı, bereketli sezon hazırlıklar diliyorum hepinize.